Şimdi bir tesettür şekli çıktı. Kafalarına bir poşet geçirir gibi. Bonen, bunu bone diyorlardı eskiden. Örtünün altına takılıyordu. Şimdi örtüyü attılar. O bonelere bir şekil getirdiler. Süsler yaptılar. Böyle kulağın yarısından böyle ensesi böyle buralar açık. Burası boynu açık. Böyle kafasına çöp poşeti geçirmiş gibi. Evet. Bu şimdi moda oldu. Önce düğünlerde başladı. Kafasını böyle elbiseyi tam göstersin, örtüyü atmasın. Ya ayet-i kerimede diyor ki Allah'ımız, örtüleri diyor indirsinler omuzlarına. Orada geçen kelime meme çatalı demek. Arapça lügatında aç. Burası göğüs çatalı demek ya. Buraya kadar örtünü indir diyor. Ya boynundan bağlamaya da biz artık ses etmeyelim dedik ama gittikçe suyu çıktı bu işin. Şimdi kafalarına poşet geçirmiş gibi şuradan küpeler gözüküyor. Kulak memeleri gözüküyor. Boyun gözüküyor. Ya ayette diyor ki ziynetlerini örtsünler diyor. Ziynetten kasıt ne? Altınları, gümüşleri değil. Onlar zaten kasada saklı. Yani şu diyor, ziynet yerlerini, ziynetlerin denk geldiği, yani kadının özel yerlerini. Boyun avret yeridir ya kadın için. Kadınlarda yüz, el ve ayak. Bunun dışında her yer örtülmesi lazım. Hatlarını belli etmeyecek kadar bol, içini göstermeyecek kadar kalın bir kumaştan yapılması lazım. Bu ana temel ölçü budur. Bunun daha üst takvası, daha aşağı takvası, onu artık siz ayarlayın. Ama kardeşim bu nedir ya? Takma. Allah'ın senin o taktığın küçücük poşete ihtiyacı yok. Takma. Bir tek saçını örtmekle tesettür olmuyor.